hoş bulduk. Öncelikle genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını, daha güzel hizmetlere yeni seçilecek arkadaşlarımızın daha güzel hizmetler yapmasına vesile olmasını diliyorum. Ben de DEİK'i uzun zamandır tanıyorum. Fakat DEİK'e katılmam biraz ilginç. Ben 2012-2014 arasında 2,5 yıl İran'da görev yaptım. Hayat Kimya'nın İran iştirakinde genel müdür olarak görev yaptım. Türkiye'ye döndüğümde bir vesileyle DEİK'e katılmayı düşündük ve İran İş Konseyi'ne yürütme kurulu üyesi olarak katıldım. Ben 10 yıl boyunca gerçekten DEİK'te bulunmaktan çok keyif aldım. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Hem iş aleminden hem DEİK personel profesyonel kadrosuyla çok iyi iletişim kurduğuma inanıyorum. Hem bize, şirketimize, hem İran İş Konseyimize, hem ülkemize, İran İş Konseyimizin üyelerine ben çok büyük katkılar yaptığını düşünüyorum. Böyle ortamlarda güzel bir network oluşuyor. Tanıdığınız insanlar, bilgi alışverişi, sinerji oluşuyor. Ve ben herkesi de, iş adamlarımızı özellikle DEİK'e ve ilgi duydukları iş konseylerine üye olmaya davet ediyorum. Tabii çok anekdot var ama bir tanesini anlatayım. Bundan 3-4 ay önceydi yanlış hatırlamıyorsam Cumhurbaşkanımızın Cezayir gezisine katılmıştık. Bizim de şirketimizin Cezayir'de yatırımı var. O vesileyle sponsor da olmuştuk Cezayir gezisinde. Otelde artık programı beklerken bir anda DEİK'ten arkadaşlar geldiler. Osman Bey başkanımız gelemedi mazereti dolayısıyla. DEİK'i sen temsil edeceksin dedi. Ben bir anda DEİK başkanımızı temsilen apar topar havaalanına gittik. Cumhurbaşkanımızı karşılarak. Bu da benim için unutulmaz bir anı olarak kaldı. Gerçekten ticari diplomasi sloganı çok güzel bir slogan. Ne kadar dış dünyayı bizim iş insanlarımız tanıyabilirlerse, ziyaret edebilirlerse sonuçta ortaya çok daha güzel ülke açısından ve kendi şirketler arasında sonuçlar çıkacağına biliniyorum ve bunu da görüyorum. Öncelikle en büyük eksiklik bir ülkeyle iş yaparken o ülkeyi iyi tanıyamamaktan geçiyor. Hatta ben İran dönüşünde İran'ı tanıtan bir sunum hazırlamıştım ve görmüştüm ki Türkiye'de o zaman İran çok az tanınıyor. Bu ticari diplomasi faaliyetleri Türkiye'nin ve dünyadaki diğer ülkelerin birbirini tanımasına, insanların birbirini tanımasına, iş alışkanlıklarına, işe nasıl baktıklarına dair çok ciddi bilgiler edinilmesine neden oluyor. Sonuçta ülkemizdeki yabancı yatırımlar ve bizim ülkemiz insanlarının yurt dışındaki yaptığı yatırımlar ve ticaretimiz artıyor. Bunu da görüyoruz.